Değerli Büyükelçi Yardımcım Hüseyin Üftüoğlu, değerli konuğumuz Sayın Mehmet Okur, değerli dernek başkanlarımız, değerli dernek üyeleri ve temsilcileri, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun Sayın Mehmet Okur Bizlerle adlı programına hoş geldiniz. Mehmet Okur 26 Mayıs 1979'da Yalova'da doğdu. Mehmet doğduğunda 63 santim boyundaydı. Burada Mehmet'i muayene eden bir doktor, Abdullah ve Nimet Okur çiftine oğullarının Amerikan standartlarının bile üzerinde bir büyüme göstereceğini söyledi. Evet. Hepimizin tahmin edebileceği. Mehmet çocukluk yıllarında uzun süre kaleci olarak futbol oynadı. Ancak basketbol yeteneği çok geç kabul edilecek yaşta keşfedildi. Ve 14 yaşında basketbola başladı. Basketbola bu yaşta başlamış olmasına karşın boyu ve yeteneğiyle kısa sürede kendini gösterdi. Basketbol kariyerine 95-96 sezonunda Oyaklanov kulübüne başlayan Okur, 1998'de Tofaş'a, son olarak New Jersey Nets'te de oynadı ve Portland Trail Blazers'a takas edildi. Okur model Yeliz Okur ile evlenmiş ve 21 Mart 2007 yılında Melissa adında bir kızı olmuştur. 19 Şubat 2010 tarihinde bir oğlu dünyaya geldi. İsmi Yiğit Mehmet'tir. Size bu akşam bir meslektaşımı tanıştırmak istiyorum. Mehmet Okur. Ben diplomatım. Diplomat olarak yetiştirildim. Türkiye'yi tanıtmak üzere yetiştirildim. 22 senedir diplomasi kariyerinde kendi çapımda ülkeye katkıda bulunmak üzere çaba gösteriyorum. Ben Mehmet Okur gibi 3 sayı atamıyorum. 2 sayılarla veya tek sayılarla şey yapıyorum. Ama Mehmet Okur bizim diplomasi anlayışımızda farklı bir sayfa açtı. Mehmet Okur bizlerin yıllarca yapamadığını, yıllarca yapmaya çalıştığını, üzerinde uğraş verdiği Türkiye'yi tanıtma mücadelesinde bizim büyükelçimiz oldu. Mehmet Okur benim meslektaşım olarak Türkiye'yi Amerika'da ve uluslararası arenada tanıttı. Bu alanda kendisine ülke olarak, devlet olarak ve millet olarak teşekkürlerimiz, şükranlarımız var. Mehmet Okur gibi, Hidayet gibi bizlere yardımcı olan, Türkiye'yi tanıtan, Türkiye'nin aydın yüzünü, Türkiye'nin gelişen yüzünü, Türkiye'nin büyüyen yüzünü göstermesi açısından Mehmet Okur'a tekrar ben Büyükelçim adına, Başkonsolosluk'taki meslektaşlarım adına ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki tüm meslektaşlarım adına bizim aramıza hoş geldiniz. Amerika'dayım. İkinci toplantım oluyor. Bir araya geliyorum. Sizlerle beraber, Türk insanıyla beraber diyelim. Gerçekten çok mutluyum. Açıkçası heyecanlıyım da. Artık 10 sene oldu. 10 senedir NBA'deyim. Bu kapıdan girmeye devam edecekler. Türkiye'ye bir şekilde ben ve Hidayet olduğu gibi diğer arkadaşlar olduğu gibi aynı şekilde temsil etmeye çalışacaklar ve bunu da yapacaklarına eminim. İsterseniz soru ve cevap kısmına başlayabiliriz. Tekrar söylüyorum, burada olmak gerçekten gurur verici olarak. Karim Abdülcaman'ın high school'dayken bir olayı olmuştu. Her zaman kendisinden 6-7 yaş büyük insanlar top oynuyordu. Çünkü boyu uzun olduğu için. Evet. Ve öğretmeni demiş ki bir gün, her zaman arkada oturuyormuş sınıfın arkasında. Demiş ki, aynen. Demiş ki, Lou, please sit down. Demiş ki, I am sitting down. Hiç böyle bir şey oldu mu? 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta diğer şenliklerde bayrağı ben taşıyorum. En uzun boylu olarak, en önde ben. Ama hiçbir zaman hani, oğlum otur, artık otursana göremiyoruz gibi bir şey hiç başıma gelmedi ama arka sıralarda çok diz çürüttüm. Ailemin yardımıyla, desteğiyle basketbola başlamış oldum. Çok fazla hani yetenekli değildim basketbolda.
yaz dönemiydi. Hazırlık daha seçmeler vardı. Seçmelere katıldım. Bir hafta beni orada, hani artık sen burada bir hafta kal. Hani bir bakalım yani yeteneğim var mı, gelişmeyi ilerletecek misin tarzında. Bir hafta sonucunda yani fiziğime de baktılar. Kaldım. Hani ondan beri artık basketbol oynuyorum. Ben 2007 sezonunu benim hani All-Star olduğum dönemde en verimli olduğum dönem diyebilirim. Önce takas, ben hayatımda hiçbir zaman takas olmamıştım. New Jersey'ye takas olana kadar. Aslında telefon bana geldiği zaman takım sahibimiz Greg Miller aradı. Ve dedi hani normalde menajerler menajerleri arar. Benim 7 sene olduğu için yani saygıdan beni özel olarak arayarak Mehmet yaptığınız her şey için teşekkür ediyoruz. Fakat senin New Jersey'ye takas ettik. Bundan sonraki hayatına başarılar dileriz ve Utah seni hiçbir zaman unutmayacak tarzında. Ben de teşekkür ettim kendisine. Verdiğiniz ilgi, alakayla ilgili, onunla ilgili çok teşekkür ettim. Benim basketbol kariyerimde çok büyük önemim vardı o 7 senenin. Dolayısıyla çok fazla hani acaba üzülsem mi, sevinsem mi, çok kararsız kalmıştım. Ne düşüneceğimi daha bilmiyordum. Çünkü hayatımda ilk defa trade oluyordum. Fakat sonuçta hani spor, basketbol özellikle senin de söylediğin gibi çok nankör. İstediğin zaman seni takas yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben de böyle bir tecrübe yaşamış oldum. Tek isteğim, amacım sakatlığımı düzeltebilmek. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Önümde uzun bir yaz dönemi var. En iyi şekilde değerlendirip %100'üme gelip artık opsiyonları o yaz döneminde gelecek transfer tekliflerimde oturup rahat bir şekilde değerlendireceğim. Artık bundan sonra benim kariyerimde ikinci yüzük kazanmak, şampiyon olmak. Artık hani yaşım 33 oldu. O tecrübelerimi gideceğim şampiyonluğa oynayabilecek takımlarla imzalamak istiyorum ki bir daha şampiyonluk yaşayacağım.